kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere mısır unlu nefis bir helva tarifi vermek istiyorum. Alışılmışın dışında, çok farklı ve çok lezzetli, enfes bir helva oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen malzemelerimize göz atıp yapımına geçiyoruz. 1 su bardağı mısır unu kullanacağım. Bu tarifte un veya irmik yok arkadaşlar. Sadece mısır unu kullanacağız çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı, bir küçük paket dolmalık fıstık ve bir yemek kaşığı da tereyağımız var. Öncelikle helvamızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine bir buçuk su bardağı su ilave edeceğiz. Ve ocağın üzerine alıp şeker eriyene kadar bekleteceğiz. Yani kaynamasına gerek yok. Böyle ılık olacak ve şeker eridiği zaman artık ocaktan alabilirsiniz. Sonrasında helvamızı kavurmaya geçeceğiz. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Evet gördüğünüz gibi şeker eridi suda biraz ılıdı arkadaşlar şimdi bunu kenarda soğuturken ben de helvamı kavurmaya geçiyorum. Öncelikle çeyrek çay bardağı ayçiçek yağını geniş bir tavanın içerisine aldım. Üzerine bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Dileyen katı yağ da kullanabilir. Şimdi üzerine bir su bardağı mısır unumu ilave ediyorum. Dolmalık fıstığı da isterseniz mısır unundan önce ekleyip kavurabilirsiniz. Ben ayrı kavurdum, rengi fazla dönmesin diye ama biraz rengi fazla döndü. Dilerseniz mısır unundan önce dolmalık fıstığınızı kavurabilirsiniz. E, mısır unu e, un veya irmik gibi daha geç sürede kavrulmuyor arkadaşlar. Eğer çok fazla kavurursanız rengi çok koyu olacaktır. Yaklaşık ben e, 8-9 dakika boyunca kavurdum. Dediğim gibi dolmalık fıstığı ben ayrı kavurup daha az renginin e, açık olmasını istedim ama e, diğer tarafta mısır unu da kavurduğum için biraz rengi fazla oldu. E, sizler nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İşte bir yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı koydum. Evet, bir taraftan mısır ununu kavuruyorum, bir taraftan da dolmalık fıstığımı birazdan üzerine ilave edeceğim. E, dediğim gibi karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Rengi hafif döndükten sonra e, üzerine dolmalık fıstığını ekleyip şerbetini vereceğiz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Çok fazla böyle e, beklemeyin renginin dönmesine. Bu kıvamda üzerine artık dolmalık fıstığı ilave edebiliriz. Evet ben biraz fazla kızarttım bunu itiraf ediyorum. Sizler daha açık rengini bırakın. Yani fazla kavurmayın. Dilerseniz mısırından önce fıstığı ekleyip kavurabilirsiniz. Ama lezzeti muhteşemdi. Kesinlikle lezzetine bir etki etmedi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet güzelce karıştırıyorum fıstıkla birlikte de şöyle 1-2 dakika daha kavurduktan sonra artık şerbetini üzerine ilave edebilirim. Bu arada şu an şerbet neredeyse soğuma kıvamına geldi. Çok fazla ısıtmadık zaten. Evet şimdi üzerine şerbetini yavaş yavaş ilave ediyorum. Ocağın altında açtım. Hızlı bir şekilde şerbetini çekecek zaten. Evet tahta kaşık yardımıyla kaşığın tersiyle bu şekilde tamamen şerbesini çekmesini sağlayalım. Zaten hızlı bir şekilde çekiyor. Evet yavaş yavaş çekmesini bekliyoruz. Sonrasında kapağını kapatacağız ve şöyle 15-20 dakika dinlendikten sonra dilediğiniz şekilde şekil verip afiyetle bu nefis helvayı tüketebilirsiniz. Ben çok beğendim, ilk defa denedim ama inanın lezzetine bayıldım. Hafif böyle irmik helvasını da andırıyor ama kendine has çok güzel bir tadı var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı da çok pratik. Öbür helvalar gibi böyle uzun uzun kavurmaya da gerek kalmıyor. Lezzeti de şahane arkadaşlar. Denemeyenlere mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Evet, şerbetini neredeyse çekmek üzere. Birazdan altını kapatıp kapağını kapatacağım ve dinlenmesine müsaade edeceğim. Soğuduktan sonra da bu arada çok güzel oluyor. Kesinlikle lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ee, i̇sterseniz gün içinde yapıp ertesi gün bile tüketebilirsiniz. Ee, kesinlikle çok güzel oluyor. Evet şerbetini tamamen çekti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve kapağını kapatıp dinlenmeye alacağım. Ve dediğim gibi 15-20 dakika sonra sizlere sunumu nasıl yapacağım onu gösteriyorum. Ben böyle yuvarlak bir pasta aparatım var. Ben bununla yapacağım, şekil vereceğim. Dilerseniz kaşıkla şekil verebilirsiniz. Veya siz de benim yaptığım gibi böyle bir aparatınız varsa böyle pasta kalıbı bu. Ayarlanabilir bir kalıp. En küçük boyuta getirdim ve helvamın tamamını kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Sonrasında güzelce üzerine düzelttikten sonra kalıbı dikkatli bir şekilde çıkarıp yuvarlak bir form vereceğim. Ben bu şekli çok seviyorum. Hem çok şık oluyor hem de böyle kaşık kaşık çok rahat bir şekilde de yeniyor. Ama dediğim gibi sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Üzerine güzelce düzelttikten sonra kalıbımı çıkarıyorum. Görüntüsü şahane oldu. Şimdi üzerine şekil vermek için bıçakla böyle kesikler atıyorum. Böyle görünüşü çok daha güzel oluyor. Sizler dediğim gibi ister çatalla, ister benim gibi böyle bıçakla şekil verebilirsiniz. Böyle dilim dilim görünümünde muhteşem oluyor. Ben üstünü tam orta kısmını toz yeşil fıstıkla süsledim. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi bir de sizlere helvamın kıvamını da gösterdikten sonra artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bu arada bunun gibi daha birçok helva tarifi, tatlı tarifi ve birbirinden güzel yemek tarifleri kanalımda mevcut arkadaşlar. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Evet helvamızın da kıvamı bu şekilde. İnanın ben tadına doyamadım. Eminim sizler de denedikten sonra bu helvanın müptirası olacaksınız ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Şeker oranını arzuya göre biraz daha artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle böyle insanı rahatsız etmeyen çok hafif çok güzel bir helva oldu. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer e, videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşabilirim. E, şimdiden destek veren, yorum yapan, e, beğenen herkesten Allah razı olsun. E, eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifle ilgili eğer aklıma gelmeyen başka ayrıntılar varsa ve sormak istedikleriniz varsa e, onları da lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. E, bunun gibi daha birçok helva tarifini videonun sonuna ekleyeceğim. Onlara da göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.